Sevgili seyirciler, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi ADÜ TV ve TV'den işbirliğiyle hazırlanan ADÜ'den Tarım Dosyası programına tekrar hoş geldiniz. Bugün Tarım Dosyası programında su ürünleri potansiyelimiz ve geleceği konusunu ele alacağız. Konuğumuz ADÜ Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Deniz Çoban hocamız. Hocam programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Programımıza başlamadan önce kısaca tüm öğretim üyesi ya da konuklarımızın kısa bir özgeçmişini kendilerinden seyircilerimize aktarmasını istiyoruz. Kendinizi bir tanıtır mısınız? Tabii ki, seve seve. Öncelikle programa davet ettiğiniz için size ve ADÜ TV'ye ailesine teşekkür ederim. Ben Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 97 mezunuyum. Yetiştiricilik üzerine, deniz balıkları yetiştiriciliği üzerine uzmanlık alanım. 2009 senesinde ADÜ ailesine katıldım Ege Üniversitesi'nden ve akademik yükselmelerimin büyük bir çoğunluğunu üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirdim. Su Ürünleri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı'nı yürütmekteyim ve bölgemizin özellikle Aydın'ın su ürünleri potansiyelinin gelişmesi, var olan potansiyelin ortaya çıkması ve ilerlemesi üzerine bölüm olarak çalışmalarımızı yapıyoruz. Evet, teşekkür ederim. Teşekkür ederiz hocam. Hocam şu var, günümüzde beslenmenin ne kadar önemli olduğunu, özellikle bu pandemi döneminde de tarımın, su ürünlerinin, beslenmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Özellikle beslenmemizde protein açısından ve sindirilmesi kolay olması açısından balığın veya su ürünlerinin ne kadar önemli olduğunu anlatmaya gerek yok. Ama şöyle bakıyoruz, Türkiye'nin her tarafı, üç tarafı denizlerle çevrili olmasına rağmen su ürünlerinden yeterince özellikle balık tüketimi açısından çok da faydalandığımız pek söylenemez. Baktığımız zaman Türkiye'deki balık tüketim oranlarına genelde kişi başı 6 ile 6,5 kilogram civarında olduğunu görüyoruz. Ama diğer Avrupa ülkelerine ve dünyadaki tüketime baktığımız zaman ise Avrupa Birliği'nde yaklaşık 22 kilogram kişi başı, dünyada ise 16 kilogram. Yani bu kadar büyük bir potansiyel olmamıza rağmen maalesef tüketicilerimizde bu kadar önemli bir besin kaynağı olmasına rağmen oldukça çok az tüketim gerçekleştiriyoruz. Tabii bu bağlamda konuya giriş anlamında bunu ifade ettikten sonra dedim ya, üç tarafı denizlerle çevrili ama Türkiye'nin dünyadaki su ürünleri yetiştiriciliği yerindeki kısaca bize bir bahseder misiniz? Gerçi biliyoruz Çin bir numara şu anda, Uzak Doğu ülkeleri, Malezya, Endonezya'da önemli bir potansiyele sahip. Bize kısaca dünyadaki su ürünleri tüketimiyle ilgili bilgiler verir misiniz? Tabii ki. Sizin de söylediğiniz gibi üç tarafımız denizlerle çevrili. Evet. Ve son zamanlarda özellikle son iki senede denizlerimizi ve denizlerden faydalanmayı daha fazla son yıllarda aktif hale getiriyoruz. Özellikle biz buraları mavi vatan olarak değerlendiriyoruz ve mavi vatanın da tamamında ilk ortaya çıkan tabii ki yeraltı kaynakları ve yeraltı kaynaklarıyla beraber enerji ön plana çıkıyor ama biz insan gıdası, insan nüfusunun artmasıyla beraber sağlıklı proteine olan ihtiyacın artmasından dolayı mavi vatanın Avrupa'da da ön plana çıkan en büyük şeyi mavi büyümeyi ve yetiştiriciliği biz ön plana getiriyoruz. Özellikle Avrupa mavi ekonomi olarak bunu dillendiriyor. Ve Dünya Gıda Örgütü FAO'nun Akdeniz GFCM adı altında Akdeniz Yetiştiriciler Birliği'ni yapmış olduğu toplantılarda Karadeniz ve Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerin sürdürülebilir bir şekilde yetiştiriciliğin ön plana çıkmasını istiyor ve bu işten Akdeniz'de yaklaşık 5.4 milyon kişinin doğrudan para kazandığı ve Avrupa Birliği'ne bağlı ülkelerle Avrupa ekonomisine yaklaşık 500 milyar dolar bir brüt katkının olacağını söyleniyor. Bizim üç tarafımız denizlerle çevrili. İşte tek iç denizi olan ülke konumundayız, Marmara Denizi. Ve 24 milyon hektarlık bir deniz alanına sahibiz. Karadaki 200 tane iç sularla beraber 200 tane doğal gölümüz, 822 baraj gölümüz, 507 tane göletimizle beraber
toplam 1.4 milyon hektarlık bir alana sahibiz. Ve bu alan aşağı yukarı karasal üretimle aynı. Aşağı yukarı aynı döneme, yani 3 aşağı 5 yukarı farklılıklar olabilir. Evet. Ve burada ülke olarak bizim iç sulardaki potansiyelimiz ve denizlerdeki potansiyelimizi düzgün bir şekilde kullanmamız. Bu da mavi büyümeyle ortaya çıkıyor. Biz bugüne kadar bunu kullandık. Avrupa'da tüketilen çupra, levrek ve alabalıktan her 5 tanesinden 2 tanesi Türkiye'den gidiyor. Ve 1 milyar 2023'teki 1 milyar dolar ihracat hedefini şu anda 2019 senesinde karşılamış durumdayız. Bu da tabii ki özel sektörün çok büyük etkisi var. Kamunun çok büyük etkisi var ve özel üniversitelerinde özellikle araştırma ve geliştirmelerle etkisi çok fazla. Sizin de söylediğiniz gibi, yani Türkiye 6 kilogram civarında balık tüketiyor. Peki bu kadar üretilen balık ne oluyor? İhracata gidiyor. Ve bu ihracat rakamları ilerleyen konuşmalarda size bahsedeceğim, rakamlar vereceğim. Gerçekten mesela Aydın için söylediğimiz zaman Aydın'ın tüm ihracatının yaklaşık 2 katı 3 katı su ürünlerinden olma potansiyeli var. Ne üretiyoruz dersek de biz çupra, levrek ve alabalık konusunda iyiyiz. Özellikle Türkiye olarak. Özellikle Türkiye'de üretilen 10 balıktan, yavru balıktan bir tanesi yurt dışına gidiyor. Ve 800 milyon civarında bir balık, 815 milyon bir çupra, levrek, kuluçkane, 20 tane deniz balıkları kuluçkanesinden üretimini gerçekleştiriyor. İç sularda ise 55 tane kuluçkaneden 541 milyon adet yavru üretiliyor ki bu toplamda 1.3 milyar adet yavruya tekabül ediyor. Bunların hepsi denizle ya da suyla buluştuğu zaman yüksek rakamlar, tonajlı rakamlar elde ediliyor. Şansımız şöyle, 1980'li yıllarda, 85 yılında Türkiye'de ilk defa deniz balıkları kuluçkanesi ve deniz balıkları yetiştiriciliği başladı. 1968-69 yıllarında, onu tam hatırlamıyorum yılını ama 60'ların son yarısında iç sularda da yetiştiricilik, sazan ve alabalıkla yetiştiricilik başladığında, o zaman avcılık ve yetiştiricilik miktarları, avcılık yetiştiriciliğin yaklaşık 100 katı civarındaydı. 2000 yılından sonra bu rakamlar değişmeye başladı. Balıkçılık Su Ürünleri Genel Müdürlüğü bu konuda güzel istatistikleri paylaşıyor TÜİK'le beraber. 2017 yılında 630 bin ton avcılık ve yetiştiricilik toplam üretimi var. Bunun 354 bin tonu avcılık, 276 bin tonu ise yetiştiricilik yoluyla elde ediliyor. Bundan 20 sene önceki rakamlarda yine toplam avcılık aşağı yukarı 600 bin ton civarındayken, pardon, toplam üretim, avcılık 500 bin ton civarında, sadece yetiştiricilik 79 bin tondu. Geldiğimiz nokta sektörün katlanarak büyümesine sebep oldu. Akdeniz ülkesi olmamız için de çok büyük avantajlarımız var. Ekonomik değeri yüksek balıklarımız var. Örneğin çupra, levreğin yanında mavi yüzgeçli orkinos oldukça önemli bir tür. Sarı kuyruk, eşkine, minekop, sinarit gibi türlerinde üretimleri yapılmakta. Bu bizim zenginliğimizi gösteriyor. Anadolu'da yaşamış olduğumuz büyük bir zenginlik. Evet, gördüğümüz kadarıyla önemli bir potansiyele sahibiz. Peki özellikle Aydın için sormak istiyorum. Yani Türkiye'ye önemli bir ihracat sektörüne sahip su ürünlerinde. Bunun içerisinde de Aydın'ın yerine özellikle Ege bölgesi, Ege kıyılarında önemli derecede su ürünleri yetiştiriciliği yapıyor Muğla'yla beraber. Evet. İzmir'de aynı şekilde. Evet. Ben özellikle Aydın'ı sormak istiyorum. Aydın olarak neredeyiz bu üretimin? Aydın olarak ikiye ayırabiliriz. Bir iç su kısmı, bir deniz kısmı. İç su kısmında su kaynakları batıda küresel ısınmanın da etkisiyle az. Dolayısıyla biz iç su balıkları yetiştiriciliğinde Aydın ili sadece toplam üretimin %7'sini yapıyor. Ama bu %7'lik kısım 7 bin ton civarında toplam üretimin. Ama
Aydın'ın geneline daha çok iç kısımlarına yayılmış durumda. Karpuzlu, Bozdağ, Karpuzlu. Daha çok barajlarda olan. Evet. Evet. Çine gibi, Karacasu gibi baraj gölleri, sulama gölleriyle beraber yeraltı sularından beslenen alanlarda alabalık ve sazan üzerine oldukça iyiydi. İyi Aydın ili. Bir tane kurbağa çiftliği, bir tane de kara salyangoz çiftliğimiz vardı. Fakat bu pandemi sürecinde ve ekonomik krizden dolayı bunlar yetiştiricilik yapamayacaklarını, ihracata yetemeyeceklerini söylediler ve kapandılar. İç sular böyle. Denizlerde ise biz çok daha şanslıyız. Şöyle ki yaklaşık Fransa ve İspanya'nın ürettiği çupra ve levrekten fazla sadece Aydın ili üretiyor. Evet. Bu çok önemli. 254 milyon yıl kapasiteli kuluçkanemiz var. Bu kuluçkanelerimiz de Bafa bölgesinde, denizden de uzakta işin enteresanı. Evet. Çünkü bulunduğu coğrafi bölgede tuzlu jeotermal saha yakınında ve bu bölge çok rahatlıkla bu sularda yılın 24 saat esasıyla bunları kullanabilmekte. Hem de bir nimet diyeyim, yani 26 derece balığın büyümesi için optimum su sıcaklığına sahip. O yüzden çok şanslıyız. Kuluçkane kısımlarını bıraktıktan sonra deniz kısmına geldiğimizde de Söke ile Didim arasındaki sahada yaklaşık en yakını 4-4,5 kilometre uzaklıkta açık deniz ağ kafes tesislerimiz kurulmak üzere ya da ÇED aşamasındalar. Bir tanesi bu sahalar 2007-2008 yılları sırasında planlanmış sahalar ve yavaş yavaş ülkede ihtiyaç oldukça açılıyor potansiyel alanlar. Bir tanesinde şu anda üretim yapılıyor, yaklaşık 22 bin ton civarında 11 tane tesisimiz var. Şu anda 11 tane. Şu anda. Üçüncü ve dördüncü sahalarda açıldığı zaman Aydın'da bayağı bir söz sahibi olacağımızı düşünüyorum. Evet. Bir de şu var, yani bu potansiyeli arttırma yönünde medyadan da geçen yılda çok takip ettiğimiz bir su ürünleri ihtisas organize sanayi bölgesinden bahsetmek istiyorum. Özellikle bu konuda gerek bizim üniversitemizden gerekse dışarıdaki üniversitelerimizden birçok hocamız bununla ilgili bir takım raporlar hazırladı. Evet. Hatta benim de katıldığım bir toplantıda Vali Bey'in de başkanlığında bunu Didim halkıyla eline boyuna uzun bir süre tartışıldı. Ama burada şunu gördük. Özellikle hani bunun bir takım avantajlarının olduğu ama bunun yanında da bir takım dezavantajların da olabileceğini. Bildiğimiz kadarıyla en büyük çiftlik üretimleri Didim'in biraz daha açık olan koylarında. Didim tabii su ürünleri yetiştiricinin yanında da turizminde Aydın'ın Kuşadası'yla beraber önemli bir turizm potansiyeli. Dolayısıyla bunu şöyle bir dikkate aldığımızda acaba organize sanayi bölgesinin Didim'e yapılmasının avantaj ve avantajları neler olacak? Çünkü halktan çok farklı görüşler var. Biz bilim insanları bunları gerçekten halkımıza iyi bir şekilde bunu açıklamamız gerektiğini düşünüyorum. Yani kulaktan dolma değil de bunun gerçeği nedir acaba? Avantaj ve dezavantajlar hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Teşekkür ederim. Bu konu da hassas bir konu. Cuma günü Didim Turizm Derneği Başkanı ve ekibiyle bir geldiler, sağ olsunlar. Deniz patlıcanı ile ilgili bir konu ile ilgili görüşmeye geldiklerinde bu konuyu da sordular. Şimdi bu konu nasıl açıldı? Kısaca isterseniz onu özetleyeyim. Şimdi az önce dediğim gibi Aydın ili Bafa ile Doğanbey arasında denize dökülen kafa bölgesi dediğimiz görüntülerde paylaştım arkadaşlarla. Bir saha, yaz kış 24-26 derece, binde 30, yani 30 ppt tuzla sahip bir yeraltı suyu havzası var. Şimdi bu saha tüm yetiştiriciler için çok büyük bir saha. Şimdi ilimizde 254 milyon yıl kapasiteli kuluçkanemiz var. Yem fabrikaları Söke'de konuşlu. İki tane yem fabrikamız var. 4 adet su ürünleri işleme ve paketleme fabrikası var. Biri Çin'de, Umurlu'da, Didim'de ve bir tanesi de Efeler Organize Jandarma'nın MR arkasında. Evet. Şimdi bu 4 fabrika
dışarıdan balık işleyerek ya da kendi ürettiklerini yapıyor. Aydın'ın biz bu konu gündeme geldiğinde 3 ayrı üniversiteden 7 ayrı ana bilim dalından profesör ve doçent hocalarımız da bu fizibilite raporunu şimdi İzmir valimiz oldu. Yavuz valimiz, evet. Yavuz Selim Köşker valimiz vasıtasıyla onun emriyle Tarım İl Müdürlüğü, Tarım Orman İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde bir fizibilite raporu oluşturuldu. Bu fizibilite raporunda biz neye değindik? İlimizde kuluçkaneler var, balık üretiliyor. Denizde bir saha var, yasal süreçleri devam eden bir saha var. Yaklaşık bittiğinde 74 bin ton şu anda planlı olan, 74 bin ton yıl kapasiteli çupra levrek üretim sahası var. Fakat burada üretilen balıklar Aydın'a gelmiyor. Ya İzmir'e gidiyor ya Muğla'ya gidiyor. Şöyle rakam verecek olursam 2019 senesi Muğla'nın yaklaşık ürettiği, ihracata gönderdiği balık fiyatı 374 milyon dolar. Yaklaşık Muğla'nın üretim kapasitesi 90 bin ton. Biz 74 bin tonluk bir üretim kapasitesi planlıyoruz ve 300 milyon dolar gibi ihracat rakamı ön plana çıkıyor. Fakat biz bu balıkçı organize sanayi bölgesini kurmaz isek buradaki üretilen balık İzmir'e ya da Muğla'ya gidecek. Tamam, evet. Ülke ekonomisine katkı olacak ama Aydın bundan sebeplenemeyecek. Bunun üzerine bir planlama içerisine girdik ve bu planlama sonrasında bir fizibilite raporu oluşturuldu. Bu fizibilite raporunda Vali Bey'in teşrifleriyle Didim halkının ve kamunun STK'lar hep beraber halka açık bir sunum şeklinde, sunumu da ben gerçekleştirdim. Sunumu yaptık. Orada tabii yanlış anlaşılan şeyler vardı. Yanlış yönlendirmeler vardı. Bunların biz birebir oradaki 7 tane hocayla beraber cevaplamaya çalıştık ve olumlu olduğunu da düşünüyorum o toplantının. Buradaki amaç tamamen organize su ürünleri bölgesi, tarıma dayalı ihtisas organize su ürünleri bölgesi kurularak üretimin Aydın'da kalması ve biz planlamamızda da 9 Eylül Mühendislik Fakültesinden, Çevre Mühendisliğinden ve İnşaat Mühendisliğinden, Pamukkale Üniversitesi Hidrojeoloji'den hocalarımızla, toprak bölümünden, tarım ekonomisinden, biyolojiden hocalarımızla bir proje gerçekleştirdik. Burada Aydın'ın kirletici yükü nedir? Bizim OSB'nin olası kirletici yükü, doğaya etkisi ne olacaktır? Bunların planlamasını yaptık. Organize su ürünleri, yani organize bölge kurduğunuz zaman arıtmanız kendi içinizde oluyor. Evet. Ve bizim planlamamızda kurulması planlanan her tesisin kendi bir arıtması, daha sonra OSB'nin merkezi bir arıtması olduktan sonra o anki, o günkü işte bakanlıkların ilgili kanunlar, yönetmelikleri çerçevesinde suyu alıcı ortama vermek. Tamamen yasal çerçevede izlenebilir. İkincisi ise bölgenin planladığımız saha pamuk üretimi açısından kötü bir saha. Tuzlu, çorak sahalar. Ve ekonomi için bu kayıp. Oradaki sahaları siz daha iyi bilirsiniz. Tava getirmek için suyu çekiyorlar, evet. Yer altından. Bir müddet bekletiyorlar. Daha sonra ekimleri yapıyorlar. Toprağı yıkıyorlar. Toprağı yıkıyorlar. Besleyici mineraller, elementler gidiyor. Yeraltı sularına zarar veriyor. Bunları engelleyecek ve şekilde ve o bölge halkının da en az %20'sinin OSB'nin başkanlığını valilik yapıyor. Tüzel bir kişilik oluşturarak, çünkü planladığımız sahanın ortalama geliri askeri ücretin altında. Bunlar projelerimizde de var. Didim turizm kenti olmasına rağmen turizm 3 ay 4 ay ve biz burada yaklaşık 1000-1500 kişi doğrudan istihdam, evet, istihdam sağlamaya ve 12 ay boyunca bu istihdamı sağlamaya ve aynı zamanda OSB içerisinde kişilerin söz sahibi olmasını da istiyoruz. Böyle bir dünyada da yok. Aydın eğer yapabilirse, başarabilirsek bunları hep birlikte yerel yöneticilerle, özel sektörle birlikte, biz de üniversite olarak biraz katkımız olursa ne mutlu. Evet, başka
Özellikle ben dezavantaj açısından, turizm açısından bir sıkıntı yaratır mı? Yani genelde halkın kafasında böyle bir soru işaretleri var. Şimdi turizm açısından yaptığımız fizibilite raporu içerisinde sahaya, turizm bölgesine yaklaşık kuş uçuşu 7-8 kilometre. Mesafe var. Mesafe var. Hı hı. Kuş uçuşu. Google Earth üzerinden noktayı çizdiğiniz zaman 7-8 kilometre. Bence turizmin, ben Şubat ayında Ankara'ya vekiller ve vali ile beraber Turizm Bakanlığı'na gittiğimizde de yaptığım sunumda da turizmin en büyük etkisine, turizme en kötü etkiyi su ürünleri tesisleri değil, bölgedeki işte en büyük kirletici yük Menderes. Bunu daha sonra soracağım. Tamam. Evet, bir şey daha sormak istiyorum. Özellikle çoğu zaman kendimiz de balık alırken ya da deniz ürünleri alırken acaba bu gerçekten denizden mi yoksa kültür balıkçılığında mı ya da kültürde mi yetişti? Hep bunu kafamızda sorgularız ya da tüketiciler de her zaman sorgulamada. Ya bu çiftlik balıkçılığıyla acaba diğer doğal balık nedir? Arasındaki farklar nedir? Arada besin değeri açısından ya da görünüş anlamında neler, ne gibi farklar var? Yani kültürü de yiyebilir miyiz? Ya da illa denizden mi yemek gerekiyor? Onunla ilgili bilgi verir misiniz? Tabii ki. Seve seve teşekkür ederim de bu soruyu sordunuz. Çok güncel, her zaman sorulan bir soru bu da. En çok karşılaştığım sorulardan bir tanesi. Çiftlik balığı zararlı mıdır, değil midir? Çünkü yemek lazım mı diye. Ben de onlara şunu söylüyorum. Yani bana bu soruyu soran herkese şunu söylüyorum. Taze bulduğunuz balığı mutlaka tüketelim. Evet. Ama bunu tüketirken de kızartma yapmayalım. Tavada ya yapabiliyorsak fırında en güzeli, besleyici değer açısından. Çünkü bizim omega 3'e ihtiyacımız var. Evet. Omega 3 içerisindeki DHA EPA'ya ihtiyacımız var. Ben programa gelmeden önce dünya nüfusunu bıraktım. Türkiye nüfusu gelecekte ne olacak dediğimde 2050 yılında Türkiye'nin nüfusu 95 milyon civarına ulaşacak. Ve 1985 yılında, hepimiz çok iyi biliyoruz, 85 yılında ki nüfusumuzun iki katına ve kısa bir süre içerisinde çok hızlı ilerliyor nüfus. Ve dolayısıyla insanoğlunun balığa ihtiyacı var. Sağlıklı proteine ihtiyacı var. Bizler sağlıklı proteini hayatta kalma mücadelesi içerisinde mutlaka tüketmek zorundayız. Dünyada literatürlere baktığımda artık mikro ve makro algler, denizlerden elde edilen mikro ve makro alglerden bebek maması, insan gıdası içerisinde kullanıldığını gördüm. Hatta son iki senedir de birkaç araştırmaya rastladım. Sizin de konunuza giriyor. Black Soldier Fly. Evet. Yani Hermetia iulescens, yanlış söylesem yani Latincesini bu buldum. Ve şu anda protein kaynağı olarak hayvan yemlerinin içerisine konulması söz konusu. Artı denizde üretilen birçok gübreler var. Evet. Deniz gübreleri var. Şu anda tarımda da yapraktan verilmek suretiyle biz deniz gübrelerini de kullanıyoruz. Özellikle alglerden ve yosunlardan elde edilen gübreleri de. Mikro ve makro alglerden kullanılıyor. Evet. Ve biraz daha baktığımda Black Soldier Fly'ın nasıl üretildiğini, do it yourself diye evde üretime yönelik malzemelerin de satıldığını Amazon.com'da ya da başka sitelerde gördüm. Ve çok ilgimi çekti. Bizler tabii bu sefada değiliz. Biz hala da sağlıklı proteini kullanıyoruz. Öncelikle şunu belirteyim. Şimdi balık almaya gittiğiniz zaman abi bu deniz levreği diyor ya da deniz çıprası diyor. Ama doğa çıprası mı dediğiniz zaman sesini çıkartamıyor. Şimdi o ayrım çok farklı. Siz de sorunuzu sorarken deniz mi dediniz? Şimdi bunların hepsi denizde yetiştiği için satan kişiye günah olmuyor. Yalan söylememiş oluyor. Evet. Ama doğa balığı mı dediğiniz zaman geri çekiliyor. Doğa balığı, çupra, levrek özellikle alabalık kalmadı. Siz gidip vurursanız ya da kafeslerin altında oltayla balık yakalarsanız doğaymış mış gibi parantez içerisinde o oluyor. Biz şöyle bir kaç çalışma da yaptık bölgede lisansüstü tezlerde. Ben doğa balığına artık biraz tereddütle bakıyorum. Neden? Çünkü nereden yakalandığını bilemiyorsunuz. Hangi koşulda getirildiğini bilemiyorsunuz. Yani soğuk zincir anlamında bilemediğimiz için.
biz Karina Dalyanı bölgesinde denizde ve dalyan içerisinde ağır metal ve pestisit yıl boyu izliyoruz suyu, sedimeni ve balığı. İzlediğimizde çupra, levrek, ondan sonra kefal bir tür daha vardı. Onu karideste baktığımızda ağır metal ve pestisit çıkıyor. Şimdi çok enteresandır. Ağır metaller bölgede Menderes'in yüküyle geliyordur diye düşünüyoruz. Peki pestisit nasıl geliyor? Pestisit de sadece Ekim ile Kasım ayında çıktı balıklarda, 12 ay boyuncaki örneklemelerde. Sonra araştırmaları yaptığımda pamuk ve zeytinde kullanılan kimyasallar diyeyim, hı hı, yüzey sularıyla yağmurlar başlıyor Eylül, Ekim, Kasım gibi. Evet. Yağmurlarla denize taşınıyor ve orada besin zincirine, balıkların besin zincirine mutlaka giriyor. Ağır metaller Dünya Gıda Örgütü'nün ve Dünya Sağlık Örgütü'nün söylediği sınırlar içerisinde olurken pestisit bunun 3 katı, 4 katı seviyede çıkıyor. Aynı şekilde kültür balıklarında takip ettiğiniz zaman öyle bir kalıntıya rastlamıyorsunuz. Çünkü Avrupa'ya gönderdiğimiz tek hayvansal ürün o. Ve izlenebilirlik açısından da kültür balıkları önemli. Karadeniz'de yapılan bir çalışmada ise çok enteresan geldi. Fındık bahçelerinde kullanılan yabancı ot ilaçlarının nehirlere ve oradan da denizlere giderek kalkan balıkları üzerinde üreme fizyolojisine etkilerini bir araştırmacılar bulmuşlar. Yani demek istediğim şu, evet, doğadan her bulduğumuz artık maalesef ki sağlıklı ve kaliteli değil. İlla ki kendi avladığınız olabilir ama ben şunu öneriyorum. Mesela Türk somonu var. Evet. Norveç somonu var. Türk somonu ile Norveç somonunun omega 3 ve besleyicilik değerlerini zaman zaman üniversiteler, zaman zaman da özel sektör yaptığında hemen hemen aynı, hatta Türk somonunun zaman zaman Norveç somonunu geçtiğini ve dolayısıyla da ben şimdi almaya gittiğim zaman kendi milli olanımı almayı tercih ederim. Daha besleyici olduğunu düşünüyorum ve soğuk zincir gibi sıkıntılı, özellikle balıklarda çabuk bozulmaya uğrayan soğuk zincirin daha kontrollü olduğunu düşünüyorum. Hani kısaca kültür balığı ve tüketimi yapılması lazım. Daha kontrol edilebilir olduğundan dolayı kültür balığındaki bazı ağır metallerin ya da toksik maddelerin olma şansının daha düşük olduğunuzu ifade ediyorsunuz. O zaman ben şunu sormak istiyorum. Bir de her zaman şu vardır. Balık çiftlikleriyle ilgili. Ve burada biz birçok yem kullanıyoruz. Bu yem de Türkiye'de üretilen var, dışarıdan ithal edilenler var. Acaba bu balık yeminde kullanılan ham maddeler neler? Evet. Ve buna bağlı olarak da bir başka soruyu daha sormak, evet, istiyorum. Özellikle balık çiftliklerinin özellikle koylarda ya da karaya yakın olan yerlerde birçok denizi kirlettiğinden, evet, ifade edilmekte. Bunu da hani Kuşadası'nda belki çok yok ama özellikle Didim ve Bodrum açıklarını dikkate aldığımızda burada birçok yazlıkçıların, evet, ya da vatandaşlarımızın, duyarlı çevreye duyarlı olan vatandaşlarımızın bu konuda bazı eylemlerini de, evet, görüyoruz. Hani gerçekten bu kültür balıkçılığı ya da kafes balıkçılığı bu doğayı veya denizi kirletiyor mu gerçekten? Bununla ilgili biraz konuyu açar mısınız acaba? Tabii ki. Önce yemden isterseniz, evet, gireyim. Yemlerde biz balık kunu, balık yağı, bitkisel yağlar, küspe, tahıl ve tahıl yan ürünleriyle vitamin ve mineral premixleri kullanıyoruz. Hiçbir şekilde yeme hormon ya da antibiyotik tarzı dönemsel kullanılıyor. Hormon özellikle üzerinde çok duruluyor. Hormon kullanımı yapılmıyor. Zaten yapılamaz. Çünkü yemi biz eskiden pelet yemler vardı. Evet. Şimdi teknoloji değişti. Extruder yemlere geçti. Ve extruder yemde yem çıkarken yüksek sıcaklığa maruz kalıp yağla kapatılıyor üstü. Yüksek sıcaklıkta maruz kaldığı zaman hormon ve benzeri antibiyotik de yeme ekleseniz maalesef etkisini yitiriyor. Dolayısıyla bu tür ürünler kullanılmıyor. Biz balık unu ve balık yağı dışında bitkisel
yağlar işin içerisine giriyor. Ve bununla ilgili bakanlığın çok sıkı denetimleri var. Bırakın bakanlığı, yurt dışına ihraç ettiğimiz için ürünlerin çeşitli sertifikasyon kurulları var. Onları da ilerleyen dakikalarda değinebiliriz. O yüzden yem konusunda yani içleri tereddüt hiçbir şekilde etmesin. Peki bu üretim çevreyi, denizi ne kadar kirletiyor bilimsel olarak? Tabii ne gibi verilerimiz var elimizde acaba? Şimdi 1985 yılında başladı demiştik. 2000'li yıllara kadar yoğun bir üretim vardı. Kapalı koy ve körfezlerde. Neredeydi? Kıyı Kışlacık civarındaydı. Çeşme'de vardı, Karaburun'da vardı. İzmir Körfezi'nin iç bölgelerinde vardı. Şimdi şunu unutmamak lazım. Balık çiftlikleri suyu kullanıyor. Ve suyu kullandığınız yeri kirletme şansınız yok. Çünkü bugün bir balık çiftliğinin yaklaşık kurulma maliyeti 10 milyon eurolardan gidiyor. Ve siz bugün koydunuz 15 ay sonra, 18 ay sonra sıcaklığına koyduğunuz balığın boyutuna ve yemine göre sürekli cepten harcıyorsunuz. Ve bulunduğunuz ortamı kirletme şansınız yok. Elbette ben buna kirletici unsur demiyorum. Çünkü kirletici unsur demek yanlış olur. Çevreye etkisi şeklinde. Şimdi biz burada oturuyoruz. Nefes alıyoruz, oksijeni tüketiyoruz, karbondioksit veriyoruz. Evet. Vücut sıcaklığımız 37 derece, ışıkları kullanıyoruz. Alıcı ortama illaki azot, yem, şöyle söyleyeyim, istenmeyen yemler, kaçan yemler, yeme bağlı olarak balıkların fizyolojisinde meydana gelen değişikliklerle beraber dışkı atımı, üre, idrar çıkışı, bunlar organik yük anlamında geliyor. 2000'li yıllara, 2007 yılına kadar kıyılarda yapılıyordu. 2007 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bir yapmış olduğu kapalı koy ve körfezlerde nasıl balık çiftliği kurulacağına ilişkin tebliğden sonra bütün balık çiftlikleri artık açık denize gitti. Ve burada 0.6 deniz mili, yani yaklaşık 1.1 kilometre, 30 metre minimum derinlik ve akıntı hızı 0.1 metre bölü saniye. Bakın çok yüksek bir akıntı hızıdır. 0.1 metre bölü saniye olma şartı getirdi. Artık günümüzde ben gittim, şurası benim kara tesisim, onun yanında da çiftlik kurayım şeklinde olmuyor. Zaten bunların hepsi de sonra bütün bakanlıkların yaklaşık 20 civarında kurumun onayıyla beraber belirli potansiyel sahalar belirlendi. O potansiyel sahalarda artık üretimler yapılıyor. Dolayısıyla balık çiftlikleri çevreye etkisi var mı? Evet var. Ama kirletici boyutta mı? Değil. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bir zaman internet sitesinde vardı. 20 tane kirletici unsur içerisinde ağ kafesler ya da su ürünleri yetiştiricilik sektörü 18. sıradaydı. En büyük kirletici olarak bakanlıklar deniz taşımacılığını, turizmi, endüstriyel evsel atıkları, nehirleri özellikle görüyor. Evet, az önce uluslararası geçerli olan sertifikalardan bahsettiniz. Evet. Onu sormak istiyorum. Acaba su ürünleri, firmaları bu şekilde bir uluslararası geçerlilik sertifikasyonu alıyorlar mı? Yoksa yani bunun ne gibi faydaları var özellikle tüketici açısından ya da ihracat açısından? Evet, özellikle bütün firmalar hem iç sularda, alabalıkta hem deniz balıklarında yumurtadan itibaren satana kadar, hasat olana kadar, hatta hasat sonrasında işlemeye kadar yaklaşık 20 civarında bir sertifikasyon sistemini zaman içerisinde alıyor. Bunların içerisinde en büyüğü ISO ve 2000, işte ISO 22000 ve 2005 gıda güvenliği. Global GAP dediğimiz işte biyoçeşitlilikten hayvan refahına, iş sağlığından gıda güvenliğine, izlenebilirliğe kadar olan bir sertifikasyon sistemini birçok firma aldı. Bununla beraber bazı ihracat yapacağınız ülkelerin sertifikasyon sistemleri var. Mesela İngiltere'ye bir mal, gıda göndermek istediğiniz zaman BRC diye bir sertifikası var. Onu istiyor. Almanya, Fransa ve İtalya'ya perakende ürün göndermek istediğiniz zaman IFS diye bir International Future Standards diye bir sertifikasyon sistemi var.
Onun dışında Hollanda'ya göndereceksiniz, o Belçika, Belarus, o ülkelere göndereceğiniz zaman ASC diye bir sertifikasyon sistemi var. Müslüman ülkelere gönderdiğiniz zaman helal gıdayı almak zorunda. Bu saydıkça çok fazla fark, gider. Fark, evet. Dolayısıyla bunlar ihracatında önemli kolaylıklar sağlıyor. Bir de şeyi sormak istiyorum. Özellikle pandemi döneminde de Tarım Bakanlığı da bir takım spot, kamu spotu şeklinde bir takım şeyler yaptı. Özellikle balığın önemi anlamında. Bu da özellikle pandemi döneminde şeyin anlamında, özellikle vücut dayanıklılığı anlamında önemli şey. Bununla ilgili bir şey sormak söylemek ister misiniz? Tabii ki. Ben özellikle... özür dilerim. Kişi başı 6-6,5 kilo balık tüketiminin olduğu bir ülkede, yani özellikle teşvik edilmesi açısından güzel bir kamu spotu olduğu diye düşünüyorum açıkçası. Kesinlikle. Bakanlığımız ve Su Ürünleri Yetiştiricileri Merkez Birliği, ortaklaşa Tarım Bakanı'nın öncülüğünde, bakanımızın öncülüğünde bir kamu spotu oluşturdu. Yetiştiricilik Merkez Birliği de bunu hemen devreye aldı ve Evde Hayat, Sofrada Balık kampanyası kamu spotuyla beraber birçok ulusal markette, işte birçok halk üzerinde yaklaşık rakamlar var. 7 ila 8 milyon kişiye doğrudan ulaşıldı ve 1000 ton civarında da bir balığın ucuz bir şekilde, yani 22.90 ile 24.90 arasında satıldığını biliyorum. Evet, bak, güzel bir gelişme. Evet. Ben özellikle şeyi sormak istiyorum. Yani bir ziraatçı gözüyle özellikle son zamanlarda dünyada çok yaygın olan küresel bir iklim değişikliği söz konusu. Bunu da şu anda yaşıyoruz. Türkiye'de de yaşıyoruz. Tarıma baktığımız zaman bitkisel üretimde önemli değişiklikler olduğunu, bunun nereye ulaşacağını biliyoruz. Evet. Özellikle tarımda kimyasal ilaçlamadan böcek popülasyonuna, biyolojik çeşitliliğe kadar birçok küresel iklim faktörlerinin etkisi var. Acaba kısaca bize bu küresel iklim değişikliğinin su ürünleri üzerinde etkisinin ne olabileceğiyle ilgili kısa bir bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2099 yılına kadar bir modelleme gerçekleştirdi. Ve bu modellemeye baktığım zaman, internet sayfalarında var, ortalama yıllık artışı 2.2 derece artış ve toplamda da 4.1 derece fazla hava sıcaklığı olacağını düşünüyor, söylüyorlar. Bu rakamlar çok yüksek, deli dehşet bir rakam. Evet. Yani bu çok ürkütücü bir rakam. 2099 yılını eğer görürsek bizler Aydın'da kavrulacağız demektir. Zaten sıcak, daha da sıcak olacak. Bu tabi karadaki sıcaklık denizlere yansıyor ve son 30 yılda denizlerimizdeki su sıcaklığı 1970 ile 2020 arasında, 17 arasında geldiğimizde bütün denizlerimizde 1 dereceye yakın. Evet. Bu 1 derece bize nasıl etki ediyor? Yeni hastalıklar ortaya çıkıyor balık türlerinde. Yeni türler, balon balığı gibi, aslan balığı gibi, Indo-Pasifik, yani Süveyş kanalından geçen türlerimizin olmasına sebep oluyor. Ve bunlar özellikle balıkların üreme ve döl verimleri üzerine etki yapıyor ve hastalıklar artıyor. Evet, bir de şeyi sormak istiyorum. Üçüncü Tarım Şurası geçen yıl biliyorsunuz yapıldı. Evet. Fakülte olarak da birçok alanda Üçüncü Tarım Şurası'na önemli destekler verdik. Bu bağlamda şunu sormak istiyorum. Acaba ülkemizin önümüzdeki 2023-2050 hedefleri doğrultusunda, yani sizce ne gibi öngörülerimiz var? Burayı nasıl biraz daha su ürünleri yetiştiriciliğini geliştirebiliriz? Bunlarla ilgili birkaç projeksiyon söylemeniz mümkün mü acaba? Tabii ki. Biz bu mavi vatanın içerisinde öncelikle kara sularımıza sahip çıkmalıyız. Ve bu kara sularımızı ekonomiye kazandırmamız gerekiyor. Bu ekonomiye kazandırma olarak da yeni türler, şu anda ürettiğimiz yaklaşık 27 tane tür var. Bu 27 türü 50 türe, 80 türe, bunu tek balık olarak düşünmemek lazım. Mikro makro alg, siz de bahsettiniz. Karadaki tarımda gübre olarak kullanılabiliyor. Gübre desteği olarak kullanılabiliyor. İşte
mikro makro algin dışında mesela çok enteresan son 5 yıl içerisinde hızlı bir artış gösterdi. Kara midye. Bizler midye dolma olarak tüketiyoruz onları. Avrupa'daki kara midye üretiminin %98'i kültür kaynaklıyken bizde %99'u doğadan toplama. Ve nereden toplandığı, nasıl yapıldığı bilinmiyor. Bakanlığımız, özellikle genel müdürümüz bu konuda çok aktif. Balıkçılık Sürünleri Genel Müdürlüğü yeni potansiyeller TAGEM'le beraber yeni sahalar belirledi. Kara midye yetiştiriciliği son yıllarda artış içerisinde. Bunu diğer türlerin de mutlaka takip etmesi lazım. Evet, şimdi yaklaşık 40 dakikadır Türkiye'deki balıkçılığı konuşuyoruz. Önemli bir potansiyelimiz var. Üç tarafımız denizlerle çevrili. Önemli bir girdi var. Birçok ihracat yapıyoruz. Önemli derecede ülke ekonomisine önemli katkılar sağlıyor gördüğümüz kadarıyla. Ama şuna bakıyoruz. Son bir kez şunu sormak istiyorum. Türkiye'de yüksek öğretim kurumları içerisinde baktığımız zaman su ürünleri fakültesi olsun ya da ziraat fakültesi içerisindeki su ürünleri bölümüne baktığımızda ya bir öğrenci ya da hiç öğrencinin gelmediğini görüyoruz. Yani bu kadar önemli bir iş sahası olan bir alanda neden yeterince öğrenci bulamıyoruz acaba? Onun gerekçesini sizden alabilir miyiz? Son kez. Sağ olun. En önemli sorulardan da bir tanesi. Bu sene doldurduk kontenjanları. O bizim için sevinçli bir haber. Su ürünleri mühendisliği, eğitim veren su ürünleri fakülteleri, deniz bilimleri ve teknoloji fakültesi ile ziraat fakülteleri doldurdu. Bu konuda iki ayrı ülke çok önemli, çok ön planda. Bir tanesi Norveç ve Çin'den sonra yetiştiricinin en fazla yapıldığı ülke ve %95'ini ihraç ediyor Norveç somonuyla. Diğeri de Japonya. Bu iki ülkede benim de eğitimini aldığım Tokyo Balıkçılık Üniversitesi 1885 yılında kurulmuş. İki tane de imparator yetiştirmiş. Evet. Oralarda da bu eğitim zaman zaman dalgalanmalar gösteriyor. Evet. Ben öğrencilere gelecek doğayı seviyorlarsa, denizi seviyorlarsa, bir canlıyı sıfırdan üreterek ona hayat veriyorlarsa ve bunu seviyorlarsa bu mesleği mutlaka yapsınlar. Evet. Ve bu çok önemli. Ülkemizin genç su ürünleri mühendislerine ihtiyacı var. Çünkü mavi vatanı etkin bir şekilde kullanarak protein açığını kapatmamız gerekiyor. Bunun da tek yolu su ve su ürünlerinden geçiyor. Teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için tekrar. Biz teşekkür ederiz. Adi'den Tarım Dosyası programına katıldınız. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler, bir Adi'den Tarım Dosyası programının sonuna geldik. Sayın hocamıza katılımları için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler, bir sonraki programda görüşmek üzere. Maskeli ve mesafeli kalmanızı arzu ediyoruz. Hepinize en içten sevgi ve saygılarımızdan. Evet.